Çok yakında normal oyun oynanış videoları gelecek merak etmeyin. Sadece yayında bana bir sürü kişi sordu ve bu konu hakkında konuşmak istedim. Hızlıca fikrimi söyleyeceğim ve gideceğim. Bu çok uzun veya detaylı bir video değil. Neyden bahsediyorum? Apple Fortnite olayında. Ben de çok alakasız bir konu gibi ama yine de fikrimi ortaya atmak istiyorum. Ne olduğunu merak ediyorsanız Fortnite kısacası yeni bir ödeme şekli eklendi. Ne olduğu veya nasıl olduğu çok önemli değil. Kısacası direkt olduğu platforma ekstra para vermeden, vergi vermeden ödeme alabilecek hale geldi Fortnite. Ve bu da direkt imzaladıkları sözleşmeye karşı olduğu için marketten kaldırıldılar. Şimdi bu ne demek ve nasıl karşılık verdi iki firmada? Öncelikle Fortnite kendisi güzel bir tane sinematik hazırlamış. Bu sinematik Apple'ın yıllar yıllar önce hazırladığı bir sinematiğin reklamın daha doğrusu sinematiğin değil. Apple'ın çok uzun zaman önce hazırladığı bir tane reklamın Fortnite karakterleriyle remake'i gibi düşünün ve vermeye çalıştıkları mesaj şu uzun lafın kısası. Apple herhangi bir internetten bir program yüklenmesine izin vermiyor. Sadece kendi marketi var. Yani eğer Apple'a bir ürün çıkarmak istiyorsak Apple'ın marketini kullanmak zorundayız. Ve onu kullanırsak da bizden %30 para alıyorlar. Bütün oyun içi satın alımlardan %30'unu alıyor Apple. Buna karşı bir video hazırlamışlar ve bunun çok yanlış olduğunu, Apple'ın herkesi kontrol ettiğini, çok büyük bir kötü adam olduğunu falan söylüyorlar bir bakıma. Şimdi ve dava da açtılar bu konu hakkında bu arada. Benim fikrim ne? Öncelikle bu %30 para alınması çok nadir veya Apple'ın böyle u kötü adam her şeyi kontrol ediyor denilecek bir şey değil. Neden? Steam'de %30 alıyor. E diyeceksiniz Fortnite Steam'de yok ki. Tamam PlayStation'da %30 alıyor. Xbox'tan oyun oynuyorsanız Microsoft Store'da %30 alıyor. Nintendo Switch de %30 alıyor. Yani bu %30 çok e, stabil bir şey. Çoğu firmanın, hatta neredeyse her firmanın kullandığı bir şey %30. Ve neden o zaman sadece Apple'a karşı çıktı Fortnite bu kadar şey varken? Ve niye %30 alıyorlar diyeceksiniz. İkisine de gelelim. Öncelikle niye %30 alıyorlar? Çünkü platform onların. Eğer %30 alınmasını istemiyorsanız ne yapacaksınız ben size söyleyeyim. Kendi cep telefonunuzu çıkarın. Ona kendi işletim sisteminizi yazın. Bunu bütün dünyada dağıtın. Bir sürü kişi, milyonlarca, milyarlarca insan o kadar fazla telefon markası varken sizinkini tercih etsin. Aktif olarak kullansın. Ona çıkarın. O zaman vermeniz gerekmez. Şimdi bu saydıklarım inanılmaz zor bir şey gibi geliyor. Özellikle şu anda yeni bir telefon firması, yeni bir işletim sistemi çıkıp herkese yayılıp çok fazla kullanılması, değil mi? Evet zaten söylemeye çalıştığım bir şey de bu zaten. Çok zor bir şey bunun olması. Ve Apple'a da zaten bu yüzden para veriyorsun. Adamlar bunu çoktan başarmış ve onların platformunu kullanmak için onlara belli bir yüzdesini veriyorsun. Bence gayet doğal bir şey bu. Hani ama Apple için internetten oyun yüklettirmiyor. Sadece marketinden yüklettiriyor. İşte Android'de internetten indirebiliyoruz diyeceksiniz. E tamam. PlayStation da internetten yüklettirmiyor. Switch de internetten yüklettirmiyor. Hani Peki tamam, dediğini anladın diyeceksiniz bana. Neden sadece Apple'a saldırıyorlar? Niye olduğunu söyleyeyim. Hani bunun kesin bir kanıtı yok öncelikle. İki tane kesin kanıtı olmayan fakat benim fikrim olan şeyleri söyleyeceğim. İlk başta bu hazırladıkları sinematik kaliteli bir şey. Kaliteli derken müthiş bir video bayılıyorum, her gün izliyorum değil ama kesinlikle çok uğraşılmış bir video. Ve bu çok çabuk yapılabilecek bir şey değil. Bu çok çabuk yapılabilecek bir şey değil. Ne demek? önceden hazırlamışlar demek bana sorarsanız. Hani bence bu olay olduktan sonra o sinematiğin hazırlanması mümkün değil. Adamlar önceden marketten atılacaklarını biliyorlardı. Önceden bu sinematiği hazırlamışlar ki hani bizim Fortnite oynayan çok fazla insan var. Oradan bir sürü insanımız var. İşte Epic Launcher'ı kullanan ve bizim fanımız olan bir sürü insan var. Oradan bir sürü insanımız var. Bunların hepsi karşı çıkarsa biz bu %30 para vermekten kaçabiliriz. Bir de bunları gaza getirecek bir tane sinematik hazırlayalım. Hoppala herkes gaza gelsin. Apple'ın üstüne yürürsün. Bu işin altından kalkarız kafasıyla. Gittiler bana sorarsanız açıkçası. Ve e, peki niye sadece Apple'a saldırıyorlar sorusuna gelelim. Bunu kendileri söylemedi. E, benim kendi fikrimi söyleyeyimse. Şimdi konsollardan çok daha fazla telefonda oyun oynayan insan var. Bu bir gerçek. Ne yaparsanız yapın. Bilgisayardan da konsoldan da daha fazla telefondan oyun oynayan insan var. Ve hani telefondan da iPhone mu daha fazla, Android mi daha fazla Dünyanın hangi bölgesinde olduğunuza göre değişir. Ama bana sorarsanız hani çoğunlukla şimdi dünyanın her yerinde iPhone hani benzeri bir cep telefonunun 4 katı, 3 katı, 2 katı, 6 katı, 8 katı daha pahalı oluyor. Ve hani düşünüyorum küçük bir çocuk düşünün elinde cep telefonu var Fortnite oynuyor. Ve e, bunun bu bedava oyuna para yatırma ihtimalini düşünün. Sizce cep telefonuna işte 1000 2000 lira vermiş birisi mi? Oyuna daha fazla para yatırır. Yoksa 8000 10000 12000 15000 lira vermiş birisi mi? Oyuna daha fazla para yatırır ailesinin durumu olarak. Bana sorarsanız Fortnite şu anda direkt e, Apple üzerinden çalışan aletlerden yani telefon olur tablet olur her neyse diğer bütün platformlardan çok çok daha fazla para kazanıyor ve bunun %30'unu vermekte çok zorlarına gidiyor. Bence sadece Apple'a saldırmalarının tek nedeni bu. Çünkü iPhone'lardan <laughs> oynayanlarla Nintendo Switch'ten oynayanların direkt karşılaştırılabilir olduğunu düşünmüyorum bile. Bana sorarsanız. Ve kim haklı sence diyeceksiniz. Ba Bence öncelikle bu Epic Games'in yaptığı inanılmaz iğrenç bir şey. Çünkü hani yıllardır kaç yıl oluyor? Herkes bu parayı veriyor, %30'unu veriyor. Kimse şimdiye kadar şikayet etmedi. Sen kimsin de şikayet ediyorsun? Bir kere sen bu telefona oyununu çıkarırken sözleşme imzalamışsın bunu vereceğim diye. Şimdi nasıl şikayet edebilirsin yani? Bir insan bunu nasıl savunur bilmiyorum. Hani ama kazanacağın paranın %30'u gidiyor çok kötü bir şey diye düşünüyorsunuz belki de. E öyle. Hani hangi alanda nereden para kazanırsanız kazanın bir kısmı gidiyor. Hayat böyle yani. Buna öyle kızıp ağlayacak bir şey yok. Ve dava da eda ettiler dediğim gibi ki bunu vereceklerine dahi sözleşme de imzalamışlardı. Ne gazla dava ettiler bilmiyorum. Kazanma şansları yok davayı. Hani en iyi ihtimalle bu Fortnite oynayan 9 yaşındaki çocuklar bu Fortnite'ın yaptığı propagandaları çünkü oyun içine bile asmışlar o videoyu. Görüp onlardan etkilenip Twitter'dan Apple'a saldırır. Binlerce, milyonlarca oyuncu. Ne yaptınız Fortnite'ımı geri verin diye. Daha sonra Apple'da bu kadar fazla kişi tarafından saldırıya uğrayınca 9 yaş ordusuyla ıı, tamam deyip geri çekilebilir belki. Ama umarım geri çekilmez. Aksine karşı dava açar ve iyice bir şeyler koparır diyorum Epic Games'ten. Yani evet şimdi ben müthiş bir Apple savunucusu falan değilim. Fortnite savunucusu da değilim. Hani eğer tarafsız bir fikir istiyorsanız bulabileceğiniz en iyi insanlardan biriyim. Çünkü Apple'dan da Epic Games'ten de acayip nefret eden birisiyim ben. İkisinden de çok fazla nefret ediyorum. Ne kadar nefret etsem de burada Apple'ın yanlış yaptığı hiçbir şey yok. Yıllardır uyguladığı politikanın aynısı bu. Epic Games iğrenç bir şey deniyor. Kendi kitlesini kullanarak bir şeyler değiştirmeye çalışıyor. Hakkı olmayan bir şey almaya çalışıyor. Ve paraya gözü doymamış bir bakıma. <laughs> Ve bunları dememle beraber lütfen bu videonun altında bu vergiden falan konuştuk. Politika yapmayın. Bu bir oyun kanalı ve oyunlar hakkında konuşuyoruz ve oyunlar hakkında olan olaylar hakkında. Eğer düpedüz aşağıda politika görürsem yorumları kaldıracağım. Tamam. Bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Sizin konu hakkında düşünceniz neler, düşüncelerinizi duymak istiyorum. Ve yarından itibaren bir sıkıntı çıkmazsa normal oyun oynanış videoları da devam edecek. Ve onun dışında yayınlarda 2 veya en kötü ihtimal 3 günde bir devam ediyor. Yayına katılmak isterseniz linki de açıklama kısmında. Benden bu kadar ve yarın görüşürüz. Bay bay. 10 dakikayı doldurmaya ihtiyacım yok. Çünkü umurumda değil. <laughs>